Kripto Global Piyasalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir coin'i inceleyeceğiz. Karşınıza Torchain yani rune coin. Şimdi e, RUN'un yazılışı şu şekilde gördüğünüz gibi rune şeklinde yazılıyor. Ancak bu bir Tor Chain'in native coin'i yani yerel coin olarak geçiyor. Şu anki fiyatı 14 dolar 21 sent. Bugün içerisinde 13.80, 14 küsür arasında dalgalandı diyebiliriz. Hemen grafiğine baktığımızda 2021'in başında yani Ocak ayında bu 1-1.5 dolar civarlarındaymış ve şu an 14 dolar daha da zirve yaptığı günlerde olmuş. Buradaki zirveyi yakalarsak 16 .34. 4 cent diyor. Yaklaşık olarak bu coinin 14 katı yaptığını söyleyebiliriz. Ancak ee, bu son değil, daha da yapma ihtimali var. Potansiyeli olduğu için ben size bu coinin temel analizini detaylı bir şekilde anlatmak ve sonrasında da teknik analize geçmek istiyorum. Benim videolarımı izleyenler şunu iyi bilirler, ben gerçekten temel analizi iyi yapmayı seven birisiyim. Teknik analiz de yapıyorum ama teknik analizi çok uzun tutmak bana göre bir yerden sonra verimsiz kalıyor. Çünkü aslında bir analizin %70'i temel analizdir, %30'u teknik analizdir ve ben bu sürenin de bu şekilde olması gerektiği kanaatindeyim. En azından bir koyun ilk defa anlatacaksan bunun bu şekilde olması kanaatindeyim. Bana sorabilirsiniz nereden çıktı bu Torchain tam olarak ne iş yapıyor, bu nedir, ne değildir, artıları nedir, eksileri nedir? Biz sizlerle birlikte bunun hem artılarına hem eksilerine bakacağız. Çok detaylı bir video olsun istemiyorum. Çünkü çok detay koyarsam bu sefer birçok kişinin kafası karışabilir. O yüzden biraz daha basit bir şekilde geçmek istiyorum. Belki kendi hani talep gelirse daha sonrasında daha detaylarına inebilirim. Basitçe anlatmak gerekirse arkadaşlar bu bir merkeziyetsiz borsa. Yani aynı Uniswap gibi işlem yapılan, merkezi olmayan, herhangi bir merkezi otoritenin altında kalmadan işlem yapılabilen bir borsa. Bu çok önemli. Neden? Mesela son günlerde biz bir borsa krizi yaşadık ve insanların parası bir kişi tarafından çalınıp götürüldü. Çünkü neden? Biz aslında paramızı o kişinin cüzdanına emanet etmiş olduk mantık yani. Ama burada böyle değil. Herkes kendi cüzdanında işlem yapıyor ve kendi cüzdanında kalıyor bu tutar. O yüzden de bir kişinin borsanın sahibinin özellikle sizin paralarınızı alıp götürmesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Dediğim gibi bu da Uniswap, PancakeSwap gibi örneklerin ardından geliyor. Peki bunu ayıran özellikler nedir? Öncelikle benzerliklerine de biraz bakalım. Bu da aynı Uniswap gibi Automated Market Maker fiyat sistemini kullanıyor. Yani sen havuza ne kadar fazla likitte sağlarsan o sağlanan likiteyi baz alan bir otomatik fiyat yapıcı sistem kullanıyor. Anılıyor. Bunun bir negatif yanı da bu fiyat sisteminin çabuk manipüle ediliyor olması. Elinde çok büyük miktarlarda likitte sağlayıcı olan bayinalar varsa bir anda oradaki borsaya girip oradaki fiyatları alt üst edebilir ve kendi yararlarını döndürebilirler. Bu anlattığım şey benim impermanent losses derler. Yani kalıcı olmayan kayıplar derler. Özellikle siz bir havuza likitte sağlıyorsanız bunun riskli olduğu bir getirisinin yüksek olduğu söylenir. Bu risklerden bir tanesi impermanent losses'tır. Bunu önleyici olarak bir slippage Fee denen bir şey var yani siz giriyorsunuz o borsaya işlem yapıyorsunuz. Öncelikle bir işlem ücreti ödüyorsunuz. İkinci olarak da slip based fee denen bir ücret ödüyorsunuz. Bu slip based fee de şu anlama geliyor. Siz çok yüksek miktarlarda balina gibi böyle miktarlarda gelip borsayı bozmak istiyorsanız bu fee o kadar fazla çıkıyor ki o piyasayı bozacağınız ve kazanacağınız olan artı sizin bu ödeyeceğiniz ücrete değmeyeceği için bu işlemi yapamıyorsunuz ve oradaki o borsanın fiyatlarını bozamıyorsunuz gibi algılayabilirsiniz. Bu artı bir yön. Arkadaşlar bir de şunu söylemem gerekiyor. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu hayatına Binance Chain'de başlamış. Yani bir BEP2 token'ıydı. Daha sonra Ethereum ağına da geçti. Ancak şu an kendi blockchain'i var. Kendi blockchain'i olduğu için üç farklı yerde farklı run tokenları olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir Binance ağında işlenen run tokenlar, bir Ethereum üzerindeki run tokenlar, bir de şu an kendi blockchain'i üzerinde olan tokenları var. Netil tokenı var. Bu da tabii ki bazen borsaya girip çıkarken bu blockchain ağlarını değiştirmek gerektiği anlamına geliyor. Bu detaylı bir bilgi. Bunu belki sonra istenirse anlatabilirim. Bu borsanın diğer bir özelliği de her şeyi anonim tutma esaslı. Yani borsanın şu an geliştiricileri anonim. Onaylayıcıların çoğu anonim yani validatör dediğimiz kişilerin birçoğu anonim ve burada yapılan işlemlerin de anonim kalması isteniyor. O işlemi yapanlar, onaylayanlar bu projenin arkasındaki kişiler gizli. Bu gizlilik esaslı bir borsa gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hemen token economics denen yani bu token'ın ekonomisine bakalım. Tam olarak yüzde kaçı piyasada? 500 milyon adet varmış. Şu an 158 milyon tanesi dolaşımda. Bu da yaklaşık olarak 3'te birinden biraz az yapar. Şu anki run tutarların yüzde 10'u takıma ayrılmış. Bu yüzde 10 gerçekten çok iyi bir rakamdır. Fazla olması istenmez çünkü piyasayı manipüle etme anlamına da pek hoş şeyler yaratmaz. Diğer zaten detaylı dağılımlar da bunun kendisi sitesinde white paper'ına detaylı olarak var. Ben inceledim. Bu dağılımı gayet güzel ve sağlıklı şekilde yapmışlar. Bu konuda bir şey söyleyemeyiz buradaki dağılıma. Gördüğünüz gibi Binance'de, Gate.io'da, MXG'de birçok borsada aslında kote etmiş yani. Ama biliyorsunuz daha çok borsa var. Hani oraları da girebilir. Huawei gibi mesela. Oralarda henüz yok şu an. Şimdi hemen bir web sitesine de bakalım sizlerle birlikte. Torchain'in resmi sitesine geldiğinizde karşınıza dörtten seçenek görürsünüz. Bu 4 tane seçenekten ilkini masa üstünde kullanabilirsiniz. Diğer üçünü de web tarayıcınız ile kullanabilirsiniz. Ben şimdi ilk seçenek olan Askardex Web'ini yani aslında coin alıp satarken kullanabileceğimiz o merkeziyetsiz borsayı açacağım size. Böyle Asgard Exchange diye geçiyor. Bunun en önemli noktası hemen karşınıza çıkan Bitcoin'i RUN ile almak durumunda değilsiniz. Diğer birçok merkeziyetsiz borsada mesela Uniswap'da Bitcoin almak istiyorsanız onu Ethereum almak durumundasınız. Mesela diyelim ki sizin Tether'iniz var. Önce Tether'inizi yani USDT ile yazılan Tether'inizi öncelikle Ethereum'a dönüyorsunuz ethereum'a döndükten sonra ethereum'da bitcoin alıyorsunuz bu iki işlem demek oluyor ve iki tane ayrı işlem ücreti çıkıyor buradan dolayısıyla ancak burada böyle bir şey yapmak durumunda değilsiniz hemen run ile gidip bitcoin alabiliyorsunuz bunu yapabilecek çok güzel bir havuz sistemleri var aslında bunun arkasında yapılan işlem aynı yani run'dan ethereum'a dönüyor ve Ethereum'dan size gidip Bitcoin'i alıyor ama siz bunu görmüş olmuyorsunuz. Tek bir tuşla 5-10 saniye gibi kısa bir sürede bunu halletmiş oluyor ve bu iki havuzun da fiyat dengesinde korumuş oluyor. Bunu korurken size ilk kısımda anlattığım gibi Slip fee ücreti alıyor ve aynı zamanda network fee ücreti alıyor. İnovatif bir sayfa, kullanılabilir bir sayfa. Şu an için çok fazla coin çeşidi yok ama mesela dediğim gibi ben buradan ethereum'a e basıp ethereum bitcoin alabilirim. İki adım yapmama gerek kalmıyor. Hem bir kolaylık hem de bir hız sağlıyor bana. İkinci olarak da burada size söylemek istediğim şey Sizin metamask gibi bir cüzdanı gereğiniz yok yani metamask cüzdanı açmanıza gerek yok. Buradan connect dediğinizde arkadaşlar Burada create key store diyor ve buraya bastığınızda siz kendi cüzdanınızı oluşturuyorsunuz. Aynı normal cüzdan oluşturma süreci gibi düşünün bunu. Size önce şifre oluşturuyor, sonra şifreyi unutursanız saklamanız için bazı anahtar sözcükler veriyor. Bu anahtar sözcükleri bir yere yazmanız gerekiyor. Olacak ki şifrenizi unuttunuz, anahtar sözcüklerle birlikte siz tekrardan cüzdanınızı kurtarmış oluyorsunuz. Sonra siz kendi de burada bir cüzdan açıyorsunuz. Size bu cüzdanın adresini veriyor. Diyelim ki siz RUN token alacaksınız, gideceksiniz Binance'ten RUN token'ını aldınız. Buradaki cüzdanınıza gönderdiniz. Tabii şöyle bir ayrıntı oluyor burada. Yine videonun başında anlatmıştım. İki farklı blockchain ağı olduğu için bir Binance blockchain'i bir de şu an Tor attınız. Buraya gönderdiğiniz RUN coinini Binance ağından Tor ağına çevirmeniz gerekiyor. Çok basit bir işlemi var onun da. Hemen o işlemi de yapıyorsunuz. bu borsa içerisinde bu borsa dahilinde başka bir yere gitmenize kalmıyor. Herhangi bir ücret ödemeden RUN token'ınızı Binance ağından Torchain ağına geçiriyorsunuz ve işlemi sonrasında herhangi bir şekilde ne yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Ödeyeceğiniz ücretler hem slip ücretleri hem network ücretleri run cinsinden olduğu için bunları yaparken cüzdanınızda bir miktar run bulunması gerekiyor ki bu işlerimi yapabilin. Yani Ethereum'dan Bitcoin direkt alıyorum ama bunu yaparken cüzdanımda bir miktar run da bulunması gerekiyor. Ve aynı zamanda bir işlem yapmanız için de en az cüzdanlı 3 adet run'un bulunması gerekiyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şu an için pool kısmına girmiyorum. Pool kısmı zaten yani bu havuz kısmı zaten Derya Denizi ona girersem bu video bitmez arkadaşlar. O yüzden hemen sizinle birlikte bir teknik analize de bakalım hızlıca. Ben bunun teknik analizine baktığımda 1 dolardan başlayan bir hikaye var. Ocağın başı gibi. Ocağın başını şu an hemen getirirsem... Şubat hemen hemen işte buralar diyelim 1 dolardan başlıyor ve şu an yaklaşık olarak 14 dolar seviyelerinde 16 doları görmüş hatta 17'ye yi neredeyse iğne atmış denilebilir ama tam 17'yi görmemiş ve oradan geri sekmiş aşağıya gelmiş Arkadaşlar 14 katı yapmış bir coin ancak hala potansiyeli olabilir bu bahsettiğim konulardan mütevelli tabi daha fazla potansiyeli de var. Dediğim gibi eğer talep gelirse ben bu videonun ikincisini hazırlayıp daha detaylı anlatmak isterim. Son gelişimleri paylaşmak da isterim. Ben burada teknik analizde destek ve direnç noktalarını çizdim. Şu an için kritik bir nokta olan 14.20 direncinde. Burayı aşağı yönde kırabilir. Burayı aşağı yönde kırması durumunda ben burada yakaladığım W formasyonu var. Bu W formasyonunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani olabilir bir ihtimal. Eğer bu ihtimal dahilinde böyle bir hareket görürsek arkadaşlar bunu sadece şu an uzunluk ölçmek için kullanacağım. Şuranın derinliği kadar yani %50'lik bir Yükseliş görebiliriz. %50'lik yükselişti arkadaşlar. Biz hemen şuradan da bakalım nereye götürür. %50'lik yükselişti arkadaşlar. Şuranın bitiminden bakacağız. Yaklaşık olarak %50 dediğimizde. Yaklaşık olarak 22. 22 dolar 50 sent. Yani siz temiz 22 dolar olarak düşünün. 20 dolar da %50'lik bir ilk hedef olabilir. Daha sonrasında tabii ki bu coin. Şu an coin market cap'te de baktığımda. Şöyle hemen göstereyim size. 43. sırada. Yani oldukça az bir piyasa değeri var. Çok düşük bir piyasa değeri olduğu için ve yaptıkları da bir şeyler vaat ettiği için bunun daha yukarılarda olabileceğini düşünüyorum. Mesela 5 katı yapsa 15 milyon dolar bir market değeri olsa 12. sıraya geliyor, 13. sıraya geliyor. O kadar yapmasa 4 katı olsa 12 milyon dolar olsa 15. sıralara denk geliyor. 3 katı olsa 9-10 milyon dolar desek 18-19 dolarlara denk gelebiliyor. Yani bu seviyeleri çıkabilir. 2 katı, 3 katı, 4 katı yapabilir. Bu neye bağlı olacak? Şu an bize vaat ettiği şeyler güzel ama yani açıklayacakları o yol haritasını tamamlayabilecekler mi? Buna bağlı olarak gelişecek bir süreç. Eğer bunu yapamazlarsa daha aşağıda bir değerleme görebiliriz. Ancak bunun arkasında Binance de olabilir. Tam geliştirici ekip açıklanmadığı için anonim kaldıkları için bir şey söyleyemiyoruz ama Binance'ten çıkan bir proje olduğu için bir noktada sağlam olabileceğini ben düşünüyorum. çıkacak gelişmeleri ben takip edeceğim bu coin ile alakalı. Yani Tamamıyla gelişmelere bağlı olarak fiyat revizesi yapmak gerekiyor. Bunu söyleyebilirim bu coin'de. Ancak eskidi üzmeyecek miktarlarda görmek için neyse artık o miktar sizin için. 10 dolar mıdır, 20 dolar mıdır, 50 dolar mıdır, 100 dolar mıdır bilemiyorum. Sizi üzmesin katı yani. Küçük miktarlarda bir tutar alıp bakabilirsiniz ne olabiliyor diye. Potansiyeli olabilir. Henüz yeni bir coin olduğu için riski de var tabii ki. Aşağı yönünde bir risk var. Ben iyi projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum şu an için. Ee, takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Tamamen takip şart. E, ee, bunun tabii eksi yönleri de var. Bu eksi yönleri de anlatmak isterim. Eksi yönler de şu an sistemi çok başlangıcında olduğu için arızalar yaratabiliyor ve bu arızaları şu an bulup düzeltme aşamalarındalar. Birçok da arıza bulundu ve birçok arıza düzeltildi. Şu an daha bebek adımlarında ilerliyor denilebilir bu proje için. Dediğim gibi şu an bir W formasyonu olabilir. Özetlemek gerekirse buradan bir yukarı doğru çıkış olabilir. Zaten şöyle bir mavi çizgi trendi var. Bu trendin üstünü atmayı deneyebilir. Attığında 22 dolara görebiliriz. Aşağı yönlü olması durumunda da arkadaşlar ben mesela 12 doları özellikle 10 doların güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani 10 dolardan bir aşağı piyasanın aşağı gelmesi durumunda alımlar yapılabilir. Küçük küçük. Asla büyük değil. Yatırım tavsiyesi zaten vermiyorum. Size kalmış. Siz beğenirseniz aklınıza yatar. Çünkü şöyle bir nokta da var burada eklemek istediğim. 50 günlük ortalaması 100 günlük yukarıdan kırdığı için bir noktada bir tehlike var. Biraz bir aşağı gelme görebiliriz. Boğa piyasalarında genelde bu dead cross'lar çok çalışmaz ama yine de ne olur ne olmaz. Yani piyasa aşağı gider o da çalışır bir anda hop diye aşağıya buluruz. Bunu da söylemek istiyorum. Bu da ayrı bir senaryo olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videolar izlemek istiyorsanız kanalımı beğenin, abone olun ve aşağıya yorum yapın. İyi günler dilerim.